Siz yemekleri yapacaksınız. Burcu çalgı çengi ayarlayacak. Biz ne yapacağız bununla? Yiyip içip eğlenirsiniz işte aşkım, ne güzel. Abi. Neyin var senin? Dinliyor musun sen bizi? Yılbaşı falan diyordunuz işte. Ha, ne yapacağız yılbaşında? Evde oluruz. Uçmuş bunun kafası. Abicim iki saattir konuşuyoruz ya, Sunaların evinde diyoruz, organizasyon diyoruz, parti diyoruz. Olur olur. Hatta bana da bir şey söyleyeyim, ben ne yapayım? Sen de Noel Baba ol Rafet, ha? Olur. Nasipse o da olur. Ben içerideyim. Aa. Var bunun. Platonik mi deniyor böyle tipleri? Bize de yazıklar olsun yani İnce teyze. O kadar iş başardık, şu çocuğa bir tane kız bulamadık ya. Böyle özel günlerde de depreşiyor iyice Burcu'ya olan aşkı. Yalnızlık böyle zamanlarda vurur insana, kendimden biliyorum. Ay. Hadi iyisin, geliyor seninki. Kim? Hayrişim, hoş geldin. Sürpriz mi yaptın sen bana? İlk defa ziyafet hazırlayacağız. Çok heyecanlandım Sanişim. Alışverişe birlikte gideriz dedim. Gidelim. Buradaki işler de Enise'ye kalsın, öyle mi? Ay Enise teyze, Rafet geliyor birazdan. Aman iyi, tamam. Şimdi alışverişe çıkalım. Anasını sabah erkenden sen gelirsin. Yemekleri yapmaya başlarız, akşama kadar bayağı bir yol alırız. Ertesi güne de işlerimiz hafiflemiş olur. Bütün gün evde baş başa sadece yemek yapacaksınız, öyle mi? İnşallah aç kalmayız. Saçmalama ya Enise teyze. Niye aç kalasınız? Yani vallahi ne bileyim. Boş evde ateşle barut yan yana, baş başa. Enise teyze. Enise teyze ya. Sen de hep böyle şeylere çalışıyor şu kafan. Şaka kız şaka. Bakmayın siz bana. Hem bana ne, kime ne, öyle değil mi? Öyle. Size kolay gelsin şimdiden. Ellerinize sağlık. Siparişleri teslim ettim. Rafet, ne haber ya? Hiç yüz vermiyorsun. Kusura bakma Hayriz, dalmışım. Peki bu gönderdiğim komikli videoları da cevap vermedin ama. Komik miydi ki video? Kusura bakma, yoğun işler biraz ya. Akşam bakarım. Benim arkada bir işim var. Ne oldu Rafet'e ya? Ne olacak, aşk acısı çekiyor. Niye ki? Ben bu kadar kafayı taktığını bilmiyordum. Tok açın halinden anlamıyor tabii. Ben bakarım Rafet'e, siz gidin işlerinizi halledin. Ayrıcığım hadi biz çıkalım. Enise teyze şu çantayı versene zahmet olmazsa. Al güzelim. Canım. Montumu da alalım şuradan, çıkalım hadi. Neyin var Rafet? Bir şeyim yok Enise teyze. Nasıl yok bir şey? Buralara kapanıp durduğuna göre acı çekiyorsun belli. Yani olmaz öyle, topla kendini. Beni yalnız bıraksan mesela diyorum. Nasıl fikir? İyi fikir mi, kötü fikir mi? Yalnız manız bırakamam. Değmez o kız için. Ben sana dedim o kadar yüz verme diye. Bak ihtiyacı olduğunda kullandı seni, sonra döndü o at hırsızına. Vallahi dayanamıyorum, arayıp iki çift laf edeceğim. Bir dakika, sen kimi arıyorsun ya? Burcu denen zilliyi. Ya Burcu'yla ne alakası var? Bırak şu telefonu Enise teyze ya. Kimle alakası var peki? Aslı'yı düşünüyorum ben. Aslı kim? O dağ evine gelen kızlardan biri. Öyle tatlıydı ki Enise teyze. Aşçılık okuyormuş biliyor musun? İleride pastacı olmak istiyor. Hani böyle bir insanla ilk anda kaynaşırsın da onu yıllardır tanıyormuş gibi olursun ya. Aynı öyle olduk. Sevgilisi de yokmuş. Da işte. Karalar bağlayıp oturacağını arasana kızı. Neyini arayacağım Enise teyze? Sunay'la Burcu bastı dağ evine. Kızlar hemen kaçtı gitti. Ne soyadını biliyorum, ne telefon numarasını biliyorum. Hiçbir bilgisi yok ki bende. Rafet'ciğim, sen kaçıncı yüzyılda yaşıyorsun, ha? Burcu yanındaki arkadaşını bulmamış mı? Saniye öyle dedi ya.
Ara Burcu, al numarasını. Hay aklında bin ya şey Nisa teyzeyi arayayım değil mi? Ara hadi ara. Çalıyor. Alayım ben onları. Sağ ol. Yarın sabah erkenden gelirim ben. Tamam Ayrişim, sağ ol. O zaman iyi akşamlar. Oldu, iyi akşamlar. Görüşürüz sabah. Ben şimdi niye bu kadar heyecanlandım ya? İlkokul çocuğu gibi. Saniye ya, şu duygularını belli etmemeyi bir öğrenemedin ha. Melis Hanım. Melis, Melis bir dakika durur musun? Ay Melis. Ne oluyor be? Kimsin sen? Hatırlamadın mı beni? Daha evinden Rafet. Ay gitmez olaydım o daha evine ya. Ya Necat Bey'le bir ilgim yok diyorum. Daha kaç kere söyleyeceğim. İyi de ben Necat Bey için gelmedim ki. Nereden buldun sen beni? Burcu'yla konuştum. Hani siz de her daim story çektiğiniz için o şekil. Şey, Aslı'yı arıyorum ben. Kimi? Ya işte o gün dağ evinde yanınızda olan hanımefendi. Ha Aslı. İyi de ben nereden bileyim Aslı'yı? Nasıl ya? Arkadaşınız değil mi? Ay ne arkadaşı ya? Ben o gün o gezide tanıştım o kızla yani. Telefonu falan da mı yok? Ne telefonu? İnstası bile yok bende. Ama bakın Melis Hanım, benim ona mutlaka ulaşmam lazım. Bir yerde staj yaptığını söylemişti. Neydi ya? Bir çiçek ismiydi. Papatya mıydı? Hayır. Petunia? Yok hayır, öyle bir şey değildi yani. Açelya? Yok, kafiyeli bir şeydi. Orkide? Kafiyeli bir şeydi diyorum, orkide diyorsun. Sardunya. Sardunya Pastanesi. Neredeydi? Sarıyer'deydi. Evet evet, Sarıyer'deydi. Emin misin? Kesinlikle eminim. Sağ ol bacım. Ay ne bacısı be? Dilimine. Buldum, buldum. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun be. Aslı Hanım burada mı çalışıyor? Aslı Hanım, kendisi mutfakta şu an. Bir şey arayabilir misiniz acaba? Yılbaşı yoğunluğumuz var. Şu an kendisi sipariş yetiştiriyor. Çağırsam da gelemez buraya. Anladım. İyi, ben işi bitene kadar bekleyeyim o zaman. Vallahi geç saate biter anca. Tamam kardeşim, sen sadece şu dışarıda onu beklediğimi söylersin, olur mu? Tamam beyefendi, bir müsaade ederseniz. Dışarıda olduğumu söylemeyi unutma. Alo. Alo. Rafet, nerede kaldın oğlum? Çalıştığı yeri buldum. Enise teyze de bekliyorum hala. Ha, konuşamadın mı? Yok, göremedim ki. İçeride çalışıyormuş. Bir not yazıp bıraksaydın. Ne bekliyorsun deli gibi orada? Not mu? Olur. Ne yazayım? Ben bir alayım yaz Rafetciğim. Ay ne yazacaksın? Adını soyadını yaz, telefon numaranı yaz, bırak arasın seni. Bunları da ben mi söyleyeceğim? Aa. Tamam, yazıyorum. Hadi çabuk yaz, ver bir an önce gel. Burada çok iş var. Hadi. Boş kafa. Deli ediyor bu çocuk beni ya. Sen hala burada mısın? Evet de daha fazla bekleyemeyeceğim. Bu notu benim için Aslı Hanım'a iletir misin? Aslı abla, al bu arkadaş sana bu notu verdi. Aslı Hanım siz misiniz? He benim. Senin mi aran mı? Ben alayım onu.